Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir İzmir Sokak Lezzetleri videosuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Bakın size gıda açısından öyle bir kokoreç ile tanıştıracağım ki böyle sloganı da ben yaparım, yine ben yaparım, yine ben yaparım. Artı dişi olmayan gelsin diyor bana. Şöyle arabayı görüyor musunuz? Hele bak. Allah'ın sen hele mekana bak. Mekanı salaşın dibi ya. Görüyorsun değil mi? Burada İzmir Usulü kokoreç yapıyor Sabur abi. Şimdi burada hem kendisiyle tanışacağız hem de güzel bir kokoreç yiyeceğiz. Hadi bakalım hazırlanın. Videoya başlıyoruz. Kardeşim acı sever misin? Bana dişi olmayan gelsin ha. Yine ben yaparım, yine ben yaparım. Sloganı tekrarlayalım abi. İzmir'de bu işi ben yaparım, bir daha ben yaparım. Benden başkası yapamaz. Dişi olmayan gelsin. Bana dişi olmayan gelsin. Heh. Sloganım budur. Sabır ustam kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Çok şükür. Sizler nasılsınız? Sağ olasın, ben deyim. Nasıl gidiyor işlerin abi? Allah'a şükür abi. İşlerimiz iyidir. Allah kolaylık versin abi. Amin. Daim olsun. Şimdi kokoreçlere bak. Arkadaşım ben bu kokoreçleri 28 senedir yapıyorum. 28 yıl mı oldu? 28 yıldır sırf kokoreçlik yapıyorum. Hı hı. 45 senedir gıda işiyle uğraşıyorum. Büfecilikten gelmeyi. Hı hı. Bu işi severek yapıyorum ben. Yine tekrarlıyorum. İzmir'de bu işi ben yaparım. Bir daha ben yaparım. Benden başkası yapamaz bu işi. Ben yaparım. Yine olsa yine ben yaparım. Yine ben yaparım bu işi. Allah'ına kurban olurum sana. Bana dişi olmayan gelsin. Dişi olmayan gelsin demek. Pamuk gibi yani. Pamuk gibi bendeki. Pamuk şekeri gibi kokoreç badem. Ağzına aldın mı hemen dağılıyor. Bunlar ne peki? Bunlar kuzu bademi. Badem bunlar. Kuzu bademi. Bu hayvanın mumbarında çıkar. Ortalama bir kuzuda 70-80 gram çıkar. Bir kuzuda 70-80 gram Sabır abi. Bir kuzuda 70-80 gram çıkar. Hı hı. Damar zevki ararsan bunlar. Yani kalite ve damar zevki. Olmazsa olmazsa kuzu olacak değil mi? Evet. Kuzudan başka satmam ben. Hemen siparişe geldi. Hemen kardeşim. Hemen başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Sabır abi kaçta tezgah hazır oluyor? Yarım günü hazır oluyor. Akşamda 8.30-9'a kadar duruyor. 12.30, 8.30, 9. Evet. Maşallah şunlara bakın arkadaşlar. İzmir denince sokak lezzetlerinin başkenti değil mi abi? Evet, başkenti abi. Olmazsa olmazı kokoreç. Kokoreç. İstanbul'da. İstanbul'da yok mu kokoreç? İstanbul'da kokoreç bilmez. Bilmez değil mi? İçine domates atıyorlar, domates, değil mi abi? Biberini atıyorlar. Bu daha yok nerede? Neden? Bir. Sen orada denedin mi? Abi. Neredeyiz? Haftada bir yiyoruz. Hayır şeyde İstanbul'da. Çok. Ama buranın randımanını vermiyor değil mi? Bunu tutmuyor yerine. İstanbul'daki sote gibi oluyor. Heh. Çünkü biberi domatesi karıştırdığın zaman olmaz abi. Olmaz abi. Sabır abi. Ha, İzmir usulü olacak değil mi abi? Bizde İzmir usulü olacak. Ben bir de bıçağa 3 bıçak vururum abi. Kokoreçte takır takır yapmam. İri kıyım yani İzmir usulü. Ağzına erimesi lazım. Dişi olmayan gelsin yani. Bana dişi olmayan gelsin. Güzelliklere baksanız arkadaşlar. Oho. Sabri abi dana hiç kullanmıyorsun değil mi? O, dana hayatta kullanmam. Kesinlikle değil mi kuzu? Kesinlikle kuzudan başka kullanmam. O da taze. Kesim olmadı mı kullanmam, toplu mal kullanmam, ithal mal kullanmam. Peki abi nereden geliyor bu? Çoğunluğu Balıkesir oluyor. Balıkesir. Balıkesir abi. Oranın herhalde hayvanlar çok farklı ya beslemesi falan. Balıkesir'in hayvanı sırf bir lezzettir abi. Aynen. Zaten çoğunluğu hep oradan geliyor. Allah şu dumanlara bak arkadaşlar. Dumanlara bak. Delikler. Dayı geride kaldı. Şimdi geldi. Evet. Bak. Böyle bak. Bak. 3, 4. Oh, tamam. İri kıyıyor. Oh. İşte İzmir usulü bu. Kokoreç böyle yenir. Fazla onu satırdan şey yapmayacaksın. Satırla ezmeye gerek yok. He. Tekrar söylüyorum, bana dişi olmayan gelsin. Bana dişi olmayan gelsin. Ha. Ben yaptırdım dişleri, problem yaptırdın yok. Yaptırdın mı? Diyor ben dişleri yaptırdım ve hiç sıkıntı yok. Yok. Ama gerçekten öyle, bıçağı vurduğu zaman belli oluyor. Sağ olasın abi, afiyet olsun. Tamam belli abi, bıçağı vurduğu zaman zaten hemen dağılıyor, pamuk gibi. Pamuk gibi abi. Oo, şuraya bak. Hep bu noktadasın değil mi abi? Hep bu sanayide bu noktadayım abi. Ya sen bize vuran bir açık adresini söyle abi. Gıda içerisindeyiz ama ben, o, otomotoru var bak. Birinci sanayi sitesinde o 2822 sokak Yonca Vatan'ın karşısındayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, Yonca Vatan'ın karşısındayım arkadaşlar. Evet, şurada da otomotor var. Otomotor var. Hemen evet. Onun karşısında sağdan 12.30'da geliyor buraya. 12.30'da. Sabır abi 12.30'da gel. Kalite buraya. Ve damak zevki ararsan geleceğim bana. Evet, işi olmayan gelsin. Bana işi olmayan gelsin. Slogan bu abi. Evet. Şimdi ben de senden bir yarım istiyorum güzel ellerinden. Yarım mı abi? Sipariş geldi. Sana da yarım mı abi? Bir tane karışık abi. Bir tane karışık. Tamam, bunlar karışıklar abi. Hemen bir de ızgara yapıyorsun değil mi abi? Evet, ısıtıyorum abi. Evet, ısınması için. Tezgahını temizliyorsun hemen bir sipariş sonra. Ben... O biraz hastalıktır bende. Evet, olması da güzel. Arabamın yanlarında tavanında çekebilirsin. Bir tane yağ izi bulamasın arabamda. Her gün yıkanır bu araba. Her gün yıkanıyor. Her gün temizlerim arabamı. Temizliğe hastayım. Geliyor mu? Bombalar geliyor mu? Geliyor abi. Bombalar geliyor. Geldi. 1, 2, 3, 4. Bu mudur? Bu mudur? Evet. Baharat olarak ne geliyor abi? Kimyon, toz biber, kekik ve pul biber. O da isteğe göre değişiyor. İsteğe göre değişiyor. Aynen. Kimi sade tuzlu yiyor, kimi hiç sade biberli, kimi sade hiçbir şey attırmıyor. Yani. Müşterinin zevkine göre, benim zevkime göre değil. Aynen. Baba, közleme vereyim bir tane. Yiyecek misin? Gönder bir tane biber. Bravo. Ondan ne alemde? Bunlar da işte şimdi bunları süsleyeceğiz yarımlarına. Hemen abi. Badem abi. Bademler de geldi. Evet, bademler de geldi. Arkadaşlar şimdi geldik en güzel zamana, tadım zamanına. Gıda içerisindeyiz. Tadın açık adresi de verdik. Kokoreççi Sabur Usta'nın yanındayız. Şöyle bademli kokoreç yemek istiyorsanız buraya gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. En önemli şey tabii ki fiyat. Fiyatı da söyleyeyim. Yarım ekmek kokoreçin fiyatı şu anda 50 TL arkadaşlar. Şöyle ben içini göstereyim bakın. İri kıyım, İzmir usulü. İçinde şöyle bademleri de var. Görüyor musunuz? Bak şu. Şu büyüklüğe bakın kokoreçin bak. Şu büyüklüğüne bakın. Kim ne derse desin arkadaşlar, ben bu konuda iddialıyım. İzmir'den başka hiçbir yerde kokoreç yapılır da İzmir'in verdiği lezzeti hiçbir yerde alma şansınız yok. Çünkü diğer illerde içine biber konuyor, domates konuyor. Bizim İzmir'de bu şekilde sade yeniyor. İzmir müsaade kokoreç yapan yer yok. Bunda da iddialıyım arkadaşlar. Şöyle izninizle, müsaadenizle, bismillah. Bakın az önce ne söyledik, İzmir üstüne tanımlı değil mi? İşte bu yüzden. Şöyle arkadaşlar bakın iri kıyım. Zaten kokoreç istediğiniz zaman iri kıyım olacak. Bunu ekmeksiz yeseniz daha güzel. Nar gibi kızarmış. İzmir'e yolunuz düşerse veyahut da İzmir'de oturanlar için diyorum, Saburist'e gelip ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bak şöyle bademi göstereyim ben sizlere. Zaten videonun içinde de gösterdim. Bak. Çerez mübarek, çerez. Çerez. Dört dörtlü bir kokoreç arkadaşlar. Kokorece denince hiç diyor. Mis gibi. Her şey tam yerinde. Yeni kanal açtım. Buradan tekrar size söyleyeyim. Kanalın içine gezdiğiniz zaman zaten göreceksiniz. İkinci bir kanal. İngilizce ağırlıklı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu videoların devamını istiyorsanız yorum olarak da yazabilirsiniz. Ben yemeğe devam edeceğim izninizle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.